Begüm bu sene 12. sınıf talebimiz. Hekatonda ödüllerin ödülünü almış olan bir öğrencimiz aynı zamanda. Lütfen 12. sınıf olarak sen Ankara'dan katılıyorsun. Her şeyi de Zoom üzerinden yaptın. Dilge gibi, inşallah onun gibi kaderin de olur. Ve diğer öğrencilerimiz, Brown'a giren öğrencilerimiz gibi zaten biz Zoom'u kullanıyorduk. O yüzden tecrüben var. Özellikle söyler misin 12. sınıfta geldiğinde kaç AP'in vardı? 11. sınıfta kaç AP bitirdin? Ben 11. sınıfta 6 AP aldım. Bir adet 10. sınıfta almıştım. Dolayısıyla da toplamda 7 AP ile 12'ye geldim. Zaten bence bu konuda hani anladığım kadarıyla yeni çalışacak olanlar var şu an aramızda. Gerçekten çok rahat olabilirler. Ben abi olmasa asla bunu yapamazdım. Yani başaramazdım ama bu süreçte özellikle pandemi sürecinde ben çok iyi yönetildiğini düşünüyorum bu konunun. Çok rahat olarak aldık bir kere. Soru çözümüyse soru çözümü, konuysa konu. Üzerinden çokça geçtik ve çıkmış soruları çözdük. Ki zaten bu AP'de çok işin önemli kısımlarından biri. Hani ABA ile çalışıyorsanız bence o çıkmış soru olayı özellikle bir önem kazanıyor. Dolayısıyla da bence burada çok rahat halledersiniz işleri, yani hiç sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ben. Özellikle hangi de mesela aldın? Hocam herkes bu konu yani, çok... Evet, hangi AP'leri aldın Begüm? Özellikle onu söylemende fayda var. Nasıl major'ınla correlated olduğunu görmek adına çok önemli. Ben biyomühendislik ve biyokimya üzerinden gidiyorum daha çok. Aldığım AP'ler de şunlar oldu. Biyoloji aldım, kimya aldım, 2 adet fizik C aldım, kalkülüs ABBC aldım, bir de psikoloji aldım. Bu senede özellikle double degree düşündüğün için, hatta triple degree düşündüğün için 3 tane ana, inşallah 3 tane ana alanı yapmayı hedeflediğin için bu senede özellikle başka AP'ler daha aldın. Ama bu almanın ana sebebi aslında körü kılımını güçlendirmek ve aslında triple'ı yapabilmek. Onlar da neler özellikle Begüm? Benim için aslında bu senenin yani en highlight AP'si Computer Science. Ben aslında geçen sene de almak istemiştim ama diğerlerinden biraz vakit kalmadı gibi oldu. Bu sene özellikle CS alıyorum. Onun dışında istatistik alıyorum. Hani biraz daha güçlensin diyelim. Onun dışında Environmental Science alıyorum. O biraz daha hani kolay sayabileceğimiz AP'lerden bir tanesi. Bir de hani birazcık diversified olsun diye mikro makro alıyorum. Evet. O yüzden ana konularımızdan bir tanesi normal olarak ana konularımızdan bir tanesi bu anlamda Begüm'ün yaptığı gibi. Begüm çok düzgün bir şekilde disiplinli bir çalışmayla değerlendirdi. Bizim kaç tane ders alacağımız belli. Şimdi biraz sonra anlatacağım ama Begüm'ün yol haritası çok doğru. Çünkü Begüm 7 taneyi zaten ceplediği için otomatikman gireceği okulların zaten requirement'larını fulfill etti. O yüzden de aslında biz bugün bunu ilk defa yapmıyoruz. Çok öncesinden beri yaptığımız öğrencilerimiz var. O yüzden de bu anlamda fark ortaya çıktı. O yüzden de bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri özellikle öğrencilerimizin 11. ve 10. sınıfta gözlerini açması ve 12. sınıfta da geç kalan öğrencinin özellikle 5, yani 5 almayı özellikle zorlamaları lazım. O yüzden çok teşekkür ederim. Erken aldığın için aslında... Tabii ki. Ben burada şöyle özellikle onlara sesleneyim. Bir de 11'lere sesleneyim. Çünkü şöyle 10. sınıfta bence ne AP alabiliyorsanız alın. Kârdır. 11'de ben 6 AP'ye girdim. Yani 6 tane olması sebebiyle zor oluyor arkadaşlar. Yani 11'e bırakmayın. Ha ama 11'e kaldıysa da endişelenecek de bir şey yok. Yani 6 tane de ben aldım alınıyor yani, hani her türlü içinizi ferah tutun yani. Ama bir de 12'de nasıl bir tempo var 12'de? Manyak bir tempo 12'de var. O zaten kıyaslanmıyor bile yani ötekilerle. Evet, o yüzden çok hazır olunmuş oluyor. Bu anlamda da o yüzden sizin için çok önemli bir şekilde kar oluşturmuş oluyor.